Değerli izleyiciler, Mersin Merkez Mezitli ilçesinde Roma döneminin en önemli liman kentleri arasında gösterilen Soli Pompeipolis Antik Liman Kenti Soli Güneş Festivali'ne hazırlanıyor. Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenecek festival kapsamında açılacak standlarda güneş enerjisinin önemine dikkat çekilecek ve Emre Aydın, Candan Erçetin kardeş türküler sevenleriyle buluşacak. 11 Haziran'da başlayıp 2 gün sürecek olan festivalin tanıtım toplantısını Soli Pompeipolis Antik Liman Kenti Sulu Cadde'de gerçekleştiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, güneş enerjisinin insan hayatındaki önemini vurgu yaparak amacımızdan biri binlerce yıldır yerde yatan bir dünya mirası olan Soli Pompeipolis'i ayağa kaldırmak ve burayı dünya insanlarına tanıtabilmektir. Öte yandan yılın 300 günü güneşli geçen ülkemizde ne yazık ki güneş enerjisinden de yeterince yararlanılamıyor. Güneş enerjisini alternatif enerji olarak kullanılmasına dikkat çekmek istiyoruz diye konuştu. Gündüz çeşitli etkinliklerle başlayacak. Akşam 18'de proje pazarı ve kermes alanının açılışı yapılacaktır. Yine her sene olduğu gibi festival alanında çeşitli standlar kurularak güneş enerjisi firmalar ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerinde faaliyet gösteren firmalar bu standlarda yer alacaktır. Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki meslek lisemiz projelerini sizlere sunacaklardır. 11 Haziran Cumartesi günü saat 21'de Emre Aydın, 12 Haziran Pazar akşamı yine aynı saatte Candan Erçetin ve Kardeş Türküleri festival kapsamında sizlerle birlikte olacaktır. Festivalin ilk günü saat 18'de proje pazarı ve kermes alanından açılışı yapılacak. Çeşitli standlar güneş enerji firmalarının yer alacağı festivalde öğrenciler de güneş enerjisiyle çalışan projelerini sergileyecek. Festivalin ilk günü Emre Aydın, ikinci günü ise Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konser verecek. Sevgili izleyiciler, Mersin'in Merkez Mezitli ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.